Bazı açıklamaları beni şaşırtıyor. Şu işte çok gündem oldu. Arda'yı 3 hafta önce kimse tanımıyordu demesi falan. Biraz bana ilginç geliyor. Yani aslında hiç Öyle demek İsmail istememiş. Hoca'dan öyle alışık olmadığımız açıklamalar Abi bunlar öyle yani. demek istememiş yani hoca. Ben hocayı tanıyorum, biliyorum. Hakikaten iyi bir insan. Futbolu çok iyi biliyor. Oturup böyle futbol Tabii. sohbeti ayrı bir şey ama bildiğin şeyi dile dökmek farklı bir Evet. meziyet. Mesela atıyorum Önder Özen. Mesela nasıl konuşur ilk yorumcu, Değil nasıl mi? patlatır. Abi adam anlatıyor. Sade, açık, net bir şekilde, vurucu bir şekilde anlatıyor. Hitabet bir yetenek. Mesela Fatih Hoca'da var bu hitabet. Abdullah Hoca'da bence var. Hani düşündüğünü kayıpsız şekilde Şenol gibi. kafandakini he? Şenol Şenol Hoca gibi. da yok. Yok, açık söyleyeyim. Ya Şenol Hoca'da yazılı bile yok ya. Yani Abi şimdi Şenol şu Hoca. şeyi geçen gündem oldu ya. Yani biz de konuştuk. Önder Hoca ile ilgili açıklamasını düzeltmek zorunda kaldı. Yani yazarken bari ifade etti mi ya? Ya dolayısıyla İsmail, yani mesela ben kendimi biliyorum. Tamam mı? Neyde güçlüyüm, neyde zayıfım biliyorum. İsmail Hoca da bu konuda zayıf. Bunu kabul etmesi lazım. Lider değil İsmail Bak, Hoca. iddia ediyorum İyi çoğu bir teknik ve iletişim uzmanı olabilir yani futbolcularla olabilir. Ama birebir. Ama mesela lider değil. işte Ama önünde mesela bunlar kağıtlar vardı. destek Kağıtlar vardı alınabilecek, farkındaysan. destek alınabilecek konular hele büyük kulüplerde Abi yani. tamam, bazı şeyler de doğuştan geliyor. Yani hani destek Abi mesela alabilirsin Slavia ama Prag maç öncesi yani kameraya donuk bir şekilde bakıp konuşan bir teknik adam. Ya belki de sezonun en önemli hedef olarak senin gördüğün tek maç ama donuk bir şekilde Slavia Prag basın toplantısında maç öncesinde donuk şekilde konuşuyor abi. Yani takımına inanan, gerçekten bunu hisseden adam konuşmalarıyla, vücut diliyle onu gösterir. Mesela Fatih Hoca bunu yapıyordu. Her şekilde söylemleriyle, vücut diliyle, eylemleriyle vesaire ama İsmail Hoca takımına inansa dahi böyle bir kameraya bakıyor böyle. Öyle odaklanıp konuşuyor sadece. Yani hiçbir şekilde o mesajı, o elektriği abi o veremiyor işte bak o camiasına. doğuştan bak hakikaten yani insanın hepimizin doğuştan gelen özellikleri var. İyi hitabette bunu tabii ki geliştirebilirsin ama olması lazım. Hocanın bu konuda sıkıntısı var. Üzerine çalışırsa gelişebilir mi? Gelişebilir. Ama belli bir noktaya kadar. Mesela Fatih Hoca'da bu doğuştan var. Bu karizma mı dersin, hitabet mi dersin, artık adına ne koyarsan koy. Doğuştan diyemezsin ya. Abi ya Hoca da doğu... kendini çok geliştirdi Abi abi. 41 yaşından sonra İtalyanca öğrendi abi adam. 41 yaşından sonra İngilizce öğrendi adam. Yani hoca da kendini çok geliştirdi. Ben bir Mesela gün ben İsmail Hoca da kendini bak geliştirebilir bak bir gün aslında. mesela Fatih Hoca ile ilgili bir anekdot anlatayım. Bir foto muhabir var, sen tanıyorsun. İsmi bende kalsın. O zaman hoca da çalışmıyor böyle. Bir etkinlikteyiz abi Naci. Fatih Hoca içeri girdi. Herkes sustu abi, tamam mı? Dedi ki bizim foto muhabir. Ya dedi Senat dedi. Adam benimle aynı boyda dedi. Yanımda dev gibi duruyor dedi. Öyle abi. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey bu. Ya ben Ha hocayı 20 senedir tanıyorum. Bunun Her içinde telefonda başarılı. konuştuğumda böyle hazır orada duruyorum Bunun yani. içinde Bu bak. bir saygı. Bunu kullanırlar mı? He. Demek değil mi? Yo, hiç önemli değil Saygıdan abi. Bu dolayı. saygı. Bu Şimdi başka bir şey abi. mesela bu kazandığı UEFA Kupası, Milan'ı, Fiorentina'sı artı bir de kendi yaratılışı. Yani bu Tabii. başka bir şey. Yani hani bu Ama kişiliği bu diye de saygısızlık ya yapılmasın. Diğer herhalde canım, hocalara ben herhalde. kızıyorum. Yani işte Yok beğenmeyebilirsin canım, Torrent'te, saygısızlık olur mu? İsmail Kartal'da hani eleştirilen işte Beşiktaş'ta Önder Karaveli. Ama saygısızlık başka boyut. Yani oyununu beğenmeyebilirsin, işte tarzını, konuşmalarını eleştirebilirsin. Abi ben tanıyorum. Ben hocayla çok oturdum, konuştum, sohbet ettim. Futbolla alakalı herkesin zannettiğinden çok daha geniş Evet bakış evet açısı var. kesinlikle. Ama bunu anlatamadıktan sonra ki anlatamıyor. Sıkıntı bu. Yoksa bak iddia ediyorum belki Fatih Hoca ile hani oturup konuşsa bir yani ya dersin şaşırabilirsin belli noktalarda. Hani en büyük hoca Fatih Hoca diye dediğimiz için söylüyorum. Ama karşı tarafa bunu geçiremiyorsun. Bizim anlatmaya çalıştığımız o ve bunu geçirebilmek için belki kağıtlar aldı hoca. Önünde kağıtlar vardı İsmail Hoca'nın. Kağıtlardan da karıştırdı. Kağıtları da toplantıda böyle karıştırdı sürekli. Doğaçlama olmaya çalışıyor. Peki şimdi Bilmiyorum üç yani. öyle veya böyle. Yoksa futbolu bilen, kalbi temiz, iyi bir Şimdi Avrupa Fenerbahçeli. maçlarını Yoksa bırak. Öyle veya böyle ligde üst üste 3 galibiyet oldu. Bu peki havayı değiştirdi mi? Yani yönetimde bakış nasıl? yok abi, Bilmiyorum. Camiada pek hava olumlu bir değişmedi hava yok abi. hala. Trabzon maçı önemli. Of. Evet o zor Trabzon maçı maç çok ya. önemli.
Ya benim konuştuğum kişilerin hep üzerinde durduğu konu şu. Ha, bu arada Trabzon maçında Bir şey dikkatimi çekti, araya tabii girerek tabii. söyleyeceğim. Bugün kupa maçı oynuyor şu anda hatta Trabzonspor. Bayağı güçlü as kadroyla çıktı Abdullah Avcı. Bence o da önemli bir Ya mesaj. istiyor abi. Gelmişken hepsini Yani alayım diyor. hani Tabii. ligi nasıl olsa tamam Bitirdi. o öyle demiyor ama sonuçta bitti. 17 puan fark var ikinciyle. Fenerbahçe deplasmanına çıkacak diye işte Antalya karşısında aslarını dinlendirme gibi bir yola gitmedi. Kuvvetli bir mesaj bence o da. Yani dolayısıyla ya Fenerbahçe'de temel problem şu. Aziz Yıldırım başkanken taraftarla yaşadığı sorun ya da neyse taraftarın onunla yaşadığı sorunun benzerini şu an Ali Koç yaşıyor. Buradan bir başarı çıkması çok 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 zor. Eğer o dönem taraftar ve Aziz Yıldırım arasında bir uyum olsaydı Fenerbahçe'nin en az bir şampiyonluğu daha olurdu. Evet, En az bir hatırlıyorum. şampiyonluğu. Dolayısıyla taraftar destek vermediği sürece Fenerbahçe'nin ve Sayın Başkan Ali Koç'un başarılı olma şansı yok. Taraftarın desteğini nasıl kazanır? O onun bileceği iş. İşte löv getirir, onu getirir, bunu getirir. Ama bir yandan da FFP'ler var. İşte cezalar olabilir, o olabilir, bu olabilir. Trabzon maçından sonra sordum, söyleyeyim. Yani hani oldu da kötü bir şey oldu. Yani bir mağlubiyet. Mağlubiyete rağmen Sayın Başkan devam eder dediler bana. Ama tabii Ki ki olma ihtimali yüksek şu evet. şartlarda yani. Ama abi biliyorsun mağlubiyet var, mağlubiyet var. Ben o yüzden zaman kesin konuşmam. Şeyden sonra da Trabzon maçından sonra da bir Almanya seferi söz konusu olacak gibi duruyor. Löw'le alakalı son görüşmenin yapılmasıyla yüz yüze vesaire. Büyük ihtimalle Trabzon maçından sonra da Löw'le alakalı artık nihai sonucu öğreneceğiz.